Merhabalar, Simon Dolgu ile ilgili detayları anlatmaya devam ediyoruz. Başka videolarımız da var. Lütfen YouTube kanalımızdan eksik olanları görüp, bulup, takip edip tamamlayabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Çene nedir, nerededir, nasıl olması gerekiyor? Dediğim gibi biz çok eskiden beri bunun formüllerini biliyoruz. Yani matematiksel açılımı çok belli. Bir erkeğin çenesi ile bir kadının çenesi aynı değil. Ayrıca çenenin gerek karşıdan bakıldığında, gerek yandan bakıldığında bizim diğer yüzümüzdeki başka hatlarla, gözümüzle, kulağımızla veya köşeleriyle oluşturduğu açılar bizim iyi, güzel, genç görünmemize etkisi ve katkısı var. Özellikle bu Hollywood ünlülerinin yüzlerindeki ideal oranlardan yola çıkarak ki bunları yapan kişilerden biri Simon, biz çeneyle ilgili sizin yüzünüzdeki açıları, nerede ne kadar durması gerektiğini, kaplaması gereken alanı hesaplayarak burada uzun süren dolgularla yani uzun süre kullanabileceğiniz dolgularla size çene hattınızla ilgili eksiklikler varsa onları tamamlayıp daha iyi görünmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi çeneyle ilgili detaylar biz dolguyu paket yapıp ya da dürüm yapıp sizin yolda tüketmeniz gereken bir şey gibi düşünmeyin. Size vermiyoruz. Yaptığımız dolgu gerek miktar olarak gerekse yerleşimi olarak çok önemli. Biz size bir çene yaparken her şeyden önce çene ucunuz bile sizin erkeksi ya da kadınsı görünmenizde çok önemli. Ne kadar yer kaplaması gerektiği ve yüzdeki diğer bölümlerle oluşturduğu açıların hesaplanması çok önemli. Bu eğitimlerle ilgili kendimizde bir eksiklik varsa bunları tamamlayamadığımız takdirde en iyi dolguyu, en uzun süren dolguyu kullansak bile bilin ki siz bundan çok hoşnut ve mutlu olmayabilirsiniz. İdeal bir dolguyu doğru yere koymak, hesapları yapmak çok önemli. İkincisi çeneyle ilgili başka bir destek var. Protezler. Çeneyle ilgili ameliyatla konulan ürünler. Bunlarla ilgili ne konuşabiliriz dolgularla karşılaştırdığımızda? Protezlerin herkese göre yapılması mümkün değil. Belli oranları var. Dediğim gibi erkek ve kadınla ilgili olsa bile eksik ya da fazla bir protez sizi erkeksi ya da kadınsı görünmenin dışında farklı bir şekilde mutlu etmeyebiliyor. Zaman içinde protezler bağlandığı köşelerden yer değiştirebiliyor ya da bağlandığı yerlerden özel vidalarla da olsa, başka şekilde de olsa enfeksiyon riskleri uzun süren sonra bile olsa, uzun süre sonra bile olsa karşınıza çıkabilir. Onun için dolgular, özellikle yok olabilen dolgular seçiyoruz. Niye? Uzun sürede sorun çıkarmasın diye. İkincisi de sizin kendi hesabınız ve oranlarınıza göre bir dolgu yapıyoruz. Bu şekilde yapılmadığı takdirde de çok mutlu etmiyor. Simon dolgunun bir avantajı da dediğim gibi diğer dolgulardan biraz daha uzun süre yüzünüzde kalıyor olması. Bunlarla ilgili başka videolarımızda olacak. Başka bölgelerin dolgularını da konuşacağız. Simon bunları nasıl yapıyor? Simon dolgu nasıl yapılır? Nedir? İçeriklerinde neler var? İzlemeye devam etmek için lütfen kanalımıza abone olun ve zili aktif hale getirin. Teşekkür ederim.